sesler. Yeni bir hafta, yeni bir gün. 20 Şubat, işte dün 19 Şubat oğlumun doğum günüydü. Tekrardan tabii ki yad ettim yani. Oğlumu benden koparan herkesi güzel bir yad ettim yani. Çok güzel yad ettim. Yeni haftada yeni umutlar. Umarım yeni güzellikler cereyan eder ülkemiz için, insanımız için. Vallahi sabah kalkıyorum böyle işte yatarken kapatıyorum. Osman abim verdi bu taktiği. Böylece ne oluyor? Yani kafan üşümüyor. Güzel oluyor. Yani iyi uyuyorum ama sabaha karşı o sabah soğuğu çöküyor ya, o uyandırıyor ya. Yani şey oluyorsun, hani yüzünü açıyorsun falan, o uyandırıyor. Yani yeni bir son duruma başladık bakalım. Bakalım ne olacak, bugün petekleri takmaya gelecekler veyahut da yarın gelecekler. Bakalım işte, durum şekil bu. Şimdilik hoşça kalın, devam edeceğiz. Avat efendim, geldik sobamızın başına. Sobayı bugün, işte bugün lodos falan yok. Zaten hafiften yağmur yağıyordu. Dur ne oldu bakacağım ona da şimdi sizinle. Affedersiniz. Sobayı ateşledim. Bakalım ne olacak. Kısa kısa tahtalar getirdim. Dün kesmiş oldum. Bugün de bayağı tahta keseceğim. Yağmur çok yağmazsa. Ulan kuşları açacaktık bugün ya. Şansa bak. Dur bakalım. Dur bakalım açalım. Ha, ufaktan yağıyor. Yağsın abi. Bir şey değil. Bundan bir şey olmaz. Bakalım soba ısıtıyor mu? Devam edeceğiz. Yani kapı kulundan çok çok daha iyi ısıtıyor. Bu da R950. Yani bu da kapı kulu, roket soba. Çok çok iyi ısıtıyor lan. Yani bunu ateşi düzgün beslerse ama şuralarından nedense ufaktan duman atıyor ya. Onu çözemedim. Ona bir şey yapacağım abi. Ona bir güzellik yapacağım. Hadi eyvallah. Evet concunlar. Yağmur şiddetini arttırmış. Yağsın bakalım. Yağsın. Berekettir. Şeydir. İyidir bitkiler için, doğa için. Bu da burada cezalı. Böyle kenara kenara yağmur almıyor. Sacını macını alacağım. Tabii lazım oluyor, görüyorsunuz bir yerlerde. Abi bir an önce şu tahtaları kesip yok etmek istiyorum ya. Vallahi billahi çok kötü ya. Bir an önce yani. Bugün soyunacaktım bu işe. Yani Pataküte bayağı bir, en azından şuradaki şu öbeği yok edecektim. Hani altta bunun küçük tahtaları var benim yazın kestiğim. Hani en azından onları açığa çıkarabilsem onun üstüne yığacağım. Hani kesme işi bitsin abi. Al topla götür. Durum şekil bu. Hadi Allah'a emanet. Isıttı lan burayı. İyi çok hoşuma gitti. Tamam. Yani çok güzel. Buradan çıkmam lan artık. Bura benim main cave'im. Main cave. Ne diyorlarsa artık. Headquarters. Evet gençler, şunu oraya monte ettim. Duvara dübelledim. O da orada çok estetik bir görüntü oluşturdu. Atölyemiz artık ısıcak. Gürül gürül yanıyor sobamız. Atölye sıcak ya, inanamıyorum. Güzel yani. Devam edeceğiz. Hadi Allah'a emanet. Yağmur durdu. Ya zaten böyle sanki bahar yağmuru gibi bir şeydi. O yüzden biraz... Ulan bugün de şey toplayacağız dedik arkadaşlara. Gerçi bu videoda mı söylemiş oldum onu? Kapadım. Ot toplayacaktık. Çam ormanlarına gidip. Dur bakalım. Çam yaprağı toplayacaktık. Onu da halledeceğiz. Durum şimdilik bu. Biraz şöyle bir bakalım ne olacak. Yine yağacak mı, edecek mi? Belli olsun. Açarız kuşları. Bir de şu sakat abi ya. Şuraya su birikiyor. Oraya toprak çekmem lazım. Nereden çekeceğim? Şuradan çekeceğim. Şuraya o kadar atmama rağmen yok. Bayağı su birikiyor. Şimdilik hoşça kalın. Evet.
şuradaki yükseltilerden, şuradaki yükseltiden toprak alıp bu çukurluğu doldurdum. Bakalım olacak mı? Dur bakalım ne olacak. Kürek şimdilik şurada dursun. Ona göre aksiyon alırız yani. Hadi Allah'ını oynat. Yemek yiyelim ya. Yine atelyedeyim. Sobamız güldür güldür. Yani şu kedi kapanını ölçtüm. 120 santim yani 1 metre 20 santimlik 1.20 metre de denilebilir teknik olarak. Sadece lazım. Onu nalburumuza söyledim. Kesince haber edecek bana. Sonra da yapacağız Baba Fingo'yu. Bakalım bundan kaçabilecek misiniz? Ulan! Merhaba sevgili dostlar. Ya şu köşeye gizemli olsun diye yuva yapmışlardı. İki yumurtayı da kırmışlar orada. Ya arkadaş böyle bir şans olamaz ya. Şunlara... Burayı kapadım tabii ki gözükmüyor. Bir plastik kasa parçasıyla. Şurada da bir parça kaldı. Ya şurası berbat oldu. Ya şuraya bak ya. Ben yükleniyorum ya. Burada da hafif meyil var. Ben hani olası bir yıkama durumunda meyil vermiştik. Hadi lan. Yani şimdi şey yaptık. Ya şunda bir sineklere bir rahatsızlık var gibi. Kustuğunu gördüm ufaktan ama. Ama şimdi biraz daha iyi. Ama dur bakayım şöyle bir dürteyim. Lan kalksana. Kanadını açtık seni. Dur bakayım. Yok bir şey de yok. Bir şey yok. Bak 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 sevindi kanat çırpabildiğini anladığı için sevindi bak. Dur bakalım. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Yani Türk'ün aklı sonradan gelirmiş ya. Vay ya o kadar kestirdik. Sacımızı da aldık. Allah'ım yarabbim. Yani ışığımızı da yaktık. Bu sacı şimdi abi ne yapacağım biliyor musun? Büyük ihtimal böyle katlaya katlaya yani kesmeden vidalayacağım, montalayacağım üstüne. Çok sağlam olacak. Hadi Allah'a emanet. Evet concunlar başladım. Yani planladığım gibi gidiyor gibi. Ama şu bendeki nedense şu akıllı vidalar, metal vidaların kafa şeyleri, çizgileri benim şu uca uygun değil abi. Ya ince bir uç almalıyım ki onları kullanmam gerek. Evet öyle yapacağım. Bunu götüreceğim. Bundan daha ince bir uç alacağım. Şundan da bir tane örnek götüreceğim. Böyle eldivanlarımızı da aldık. Şunları cebime koyayım da. Birazdan çıkarım çay içmeye bağ anasıyla. Hadi Allah'a emanet. Bundan da kaç bakalım. Hadi bakalım dürzü. Yani geldiğimden beri iki kere gördüm. O dişi kedi giriyor abi. Diyor, yol etmiş kendine. Evet sobamız yandı. Alev aldı. Durum şeklinde. Arada yer kapladı bu ya. Sıcak lan mont çıkarttı ha biliyor musun sobamı? Vallahi bak. Ama var ya çok güzel bir şey olacak. Yani çok sağlam evladiyelik bir şey yapacağım bunu. Kedi sıkıntınız mı var? Gelirim. Kedi yakalama 250 lira. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yani kedi kapanı konusunda profesyonelleşiyoruz. Sobada olduğu gibi. Burası sıcak lan ısıcak ama nedense rüzgar mı ters tepiyor ne tütüyor. Ona bir çözüm bulacağım. Şimdi yani çok güzel oluyor. Uç aldım. Dediğim gibi. Zınk 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 koyuyorum, yapıyorum yani. Hadi bundan da kaç bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Durum şekil bu. Seviyorum sizleri. Görüşürük. Ya bu son durumda böyle sonlanmış oldu. Yorumlara bakmadım. O yüzden yorumlarla ilgili bir şey diyemeyeceğim. Çam yaprağı topla demişti bir ustamız abimiz artık. Yaşını bilmiyorum. Abi diyorum, kardeş diyorum alınmayın. Hani öyle bir egolarım yok yani. Bana da abi dersiniz demezsiniz. Sorun değil hani Osman abi TV. Öyle bir megaloman şey değilim yani. Egoist değilim. Yani sorun yok. Seviyorum sizleri görüşürüz.